Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni videoda beraber gençler. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi üniversitemizin frenlerine bakım yapacağız. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Aşağıda bir yorumlarda bekliyorum. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Zaten çoğunu değil %100'ünü okuyorum ama cevap vermeye de çalışacağım. Aşağıdan bir videoyu başlamadan önce bir like atarsanız, like attıysanız da kanalıma hala aboneyseniz abone olmayı, aboneyseniz de Instagram hesabımı takip etmediyseniz alt tire Instagram hesabını takip ederseniz sevinirim. Şu an kafa kamerasını zaten aksiyon kamerasıyla çekiyorum. Kafa bandını takacağım ve üniversalımızın arkasında taliga var. Taligamızı sökeceğiz. Şuraya getireceğiz. Size ideal üniversalınızın varsa veya farklı traktörlerin fiyatlarının aynı olabilir. Böyle karma karışık bir fren sistemi var. El freni olsun, cart olsun, curt olsun. En %100 şekilde en hassas nasıl ayarlayabilirsiniz onu size göstereceğim. Beklemede kalın. Yani çok garip bir sistemi var. Herkes çözemeyebilir, karıştırırsınız. Videoya geçelim. Evet, şu anda video kaydımıza çık ama çok yukarı mı bakıyor, çok aşağı mı bakıyor, o kadar bilmiyorum. Kafaya göre ayarladım şu an. Şöyle de biraz çok aşağıda bakması, çok yukarıda bakması, her neyse. Şimdi ayarladık. 1/4'ümüz burada, farlarını falan parlattık bir önceki videoda. Güzel olmuş. Videoları takip ediyorsanız, takip etmiyorsanız, ilk defa denk geldiyseniz bundan önce 2 video attım. Onları da takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Birkaç gün önce üniversalımızı yıkadım. Bakımlarını yaptım. İşte yağlanacak yerler, cartürt. Frenleri sağ fren yukarıda, sol fren aşağıda artık. Basma şeyine göre değişiyor iş tabii ki. Şu tekerimiz yarıldı. Bir önceki videoda gösterdim. Yeni tekerlerimiz gelecek, sıfır. Onları takacağız. Onları da video eşliğinde takacağım. Tabii istiyorsanız aşağıdan bir like atmayı. Kanalımıza hala abone olmayı lütfen unutmayalım. Öncelikle aslında bu yağ nereden gelmiş? Ha, bu çıkının namlusundan gelmiş. Aslında oraya çekmemize de gerek yok. Burada da olur bizim iş. Hem de daha güzel olur ama biraz rampa yukarı, rampa aşağı olduğu için ayağımıza düşürecektik lan. Rampa aşağı olduğu için olmaz. Biz oraya alalım. En güzel. Ama öncelikle şuradan Kiriko'yu alayım. Kiriko. Kiriko'muz nerede? Tabii o da önemli. Kiriko'muz ne yaptık biz? Ya bizim evde her şey var. Ama işte sıkıntı şurada bulabilirsem var. Kiriko'muz acaba sepetin önünde mi? Ha şeyde. Şahin'de. Dur oradan alalım onu. Yani iyi oldu Şahin geldi buraya valla. Hemen alalım. Hem birkaç tane anahtar alalım. 16-17 falan lazım olacak. Ne oldu? He? Hehe. Üniversitenin anahtarı var değil mi orada? Tamam. Dur bir dakika. Ben şuradan şunları alayım. He? Dağılacak mecbur. Tamam devam et. İyi Şahin geldi. Şahin'den anahtarlarımızı aldık ama şu elime bir eldiven giyeyim ya, böyle olmaz. Böyle kirlencik üstümüze süreceğiz. Üstümüz de yeni. Gerçi bu yeni üstte bu işe kalkışılmaz ama ne yapalım. Eldivenlerimiz neredeydi bizim ya? Biraz sizi de bekletiyorum videoda ama. Lan pisim benim, ne yapıyorsun sen burada? Yavrum benim, tipe bak tipe. Yavruların nerede senin? Bunun da yavruları var. Onun da videolarını istiyorsanız belirtirseniz sevinirim. Onunla da güzel videolar çekeriz. Aslanım benim. Musunuz? Bilmiyorum ama tırnağım koptu. Elime vurmuştum. O da attı oradan. Zaten videoya hazırlık yapmak. Kaç dakika sürüyor anasını satayım. Ah tırnağım takıldı. Ah hala takılıyor. Dur bir dakika, hala takılıyor. Nasıl acıyor? Ah ananın gözü. Bir dur be. Bir giysem komple. Şöyle bununla giyersem. Rahat edeceğiz bakalım. Şimdi UTB'mizi çalıştıralım. Reis merhaba. Ne haber? Şimdi direkt marşa bas gitmeyin. Siz tabii, ben yaptım. Bir traktör yazdım. Öncesinde çalıştığı için.
traktör sağa sola gitmesin. Sanki gitmeyecek gibi. Ön tekerlerde bir şey bulsam, koysam. Şu tahta bizim işimize yarar. Düz. Şimdi bunun daha kolay yolu var kesinlikle. Daha kolay yolu ne? Basarsın freni, oradan ayarlarsın falan ama tut mesela çok sıkarsanız bu fren sıkar, traktörünüzü kasar veya freninizi bitirir. O olaylar da var. O olayların olmamasını istiyorsanız, %100 bir sonuç bekliyorsanız bu şekilde yapacaksınız. Kaçarı yok diyeceğim ama dur bakalım. Şuradan bir şey lazım ya. Ne derler ona? Şu romağın altındakinden. Parke taşı. Bunu alırsam gider mi romak acaba? Gitmedi. Gitse ne olacak? Gelir traktör açardır. Başka bir şey olacağına değil. Şimdi... Bu daha yetmez. Bir tık daha lazım. Bir tık daha. Şuralardan bir tahta parçası. Ellen fareye bak küçücük. Kaçtı içine. Size gösterecektim ama kaçıyorlar. Küçük bir tahta parçası. Şu bile olur ama bu yarabilir bunu. Ama yarmayabilir. Üstüne koyarız. Deneyeceğiz bakalım yarayacak mı. Ya da şöyle olmaz ama değil mi? Öyle olmaz bir kere. Şöyle olacaksa olur. Şimdi sadece sahayı kaldıracağız. Eğer iki tarafı da kaldırabiliyorsanız tabii ki öyle daha güzel olur ama biz sahayı kaldıracağız. Sahayı ayarladıktan sonra indireceğiz kürköyü. Solu da yerde sahaya göre ayarlayacağız. Falan filan. Bakın hafif hafif kalkmaya başladı. Ama şimdi bunu traktör geri gelmiş. Şeyi kaydırmış. Mesela ben şu an altında olsam veya elim altında olsa ne olurdu? Siz çözün işte. O yüzden altını bir dakika, şu tahta biraz oynuyor. Şöyle. Evet. Bakalım şimdi kaldıralım. Ekmekçiyi de bekliyoruz bu arada. Ekmekçi gelecek de ekmek alacağız falan filan. Şu an kaldırdı yerden. El freni indireceğiz inşallah gitmez. Boşa da alalım. Bakın şu an bakın tekerimiz de bu şekilde yarık. Mesela şu an bak teker boşta. Bu sağ frenimiz. Bak hala teker. Bak şu an bu kadar boşluk var. Tabi bu illa olacak ama mesela şu frenle bu frenin arasında var. Bu hiç tutmuyor gibi. Hiç tutmuyor derken buna basıyorsunuz. Bu önce tutuyor, sonra tutuyor. Onu şimdi ayarlayacağız. Bak bunu yukarı alacağız biraz. Tam tutma yerine göre. Şimdi ayarlayacağım bak. Şimdi şu yukarıdaki ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şu yukarıdaki el frenin şu aşağıdaki uzun olan normal bunun. Önce bunu ayarlayacağız. El freni ayarı da var tabii ki. O da biraz garip. İnşallah doğru anahtar almışımdır. Doğru değil de idare eder. Doğru değil. Ama önünde burada ayarlı anahtar vardır. Şurada vardır anahtar. Ya bize ayarlı anahtar olsa bir tane olacak. Şurada var da o değil. Samel'e vardır. Hemen bakayım. Şu küçük olan işimizi görür. Lan ne yapıyorsun? 23, 21 almış. 20, 21 alacaktım. 20 olacak falan filan. Şimdi iki tarafında da böyle vidalar var. Bunlar sabitlemek için. Yani bir ayar yapıp o ayarda kalsın diye. Evet. Şimdi söktüm mesela.
Bak zaten kendisi de boşlukta görüyorsunuz. Böyle olmaz. Bunu ittiriyorsunuz. Bak şu an şunu görüyorsunuz bak kalkışını. Değil mi? Şimdi şöyle yaptık. Bakalım freni tutuyor mu? Hayır, hala tutmuyor mesela frenler. Bakalım. Onu siz kendiniz anlarsınız. Şu ekmekçiden bir ekmek alayım. Video çekerken annenizin istediği şeyleri de yapıyorsunuz. Takacak bir şey yok. Evet. Nerede kalmıştık? Şu an hala sıkmıyor. Ama bir tık sıktı gibi ama onu tam hissetmek için yok hala sıkmıyor. Bakın sıktı. Gördünüz mü? Şimdi bunu şöyle frenle şurada tutuyor. Çok basınca da tutmasın. Biraz daha düşürelim. Bu ayar güzel. Şimdi bu el freni işi de var. Zaten tutar da. Bunu da ayarlayacağız ama bunu yerde ayarlayacağız. Şu an sol sağ freni ayarladık. Sağ frene göre ayarlayacağız. Şimdi bütün ayarlarımızı sağ frene göre ayarlayacağız. Evet. Şimdi zaten ama çok da şey oldu ya. Baksanıza. Bir dakika. Hemen tutuyor gibi. Yani hiçbir... Dur bakayım. Ama alışılır yani. Baksana burada nerede? Bu nerede? Yani bu şekilde frenlerinizi kaldırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi onu da bu şekilde yapacağız. Onu ondan sonra düşüreceğiz ama. Yani bununla bir tutana kadar düşüreceğiz devamlı. Ondan sonra el frenimizi ayarlayacağız falan filan. Şimdi bunu indireceğiz. Sağ ol amca. Frenler biraz ayarsız tutuyor da onları ayarlıyorum ya. Tam tut şey yapmasın diye. Hassasiyetli olsun. Çok sıkmayayım diye. Daha ayar. Aynen. Şu an mesela elimle çeviriyorum ama yerde yapınca çok sıkarsın. Traktörü sıkar. Kazmana bakayım amca. Şimdi burayı indireceğiz. Ayarını yapacağız bakalım. Evet abi. Şunu da olur. Şöyle şurada dursun. Ondan sonra buradaki şeyi de sökelim. Bunu da sökelim. Zaten bir kere şu an tutmayacak. Ona eminiz. Yani şey tutmayacak. Sağ fren tutacak. Sol fren tutmayacağı için ona eminiz. Onu şimdi açalım biraz. Kenarlara menarlara yok. Orta. Traktör şöyle bir akmalı. Kendiniz yanlış ayarlarsanız traktör akmaz. Akmayınca da rampalarda vites düşersiniz. Frenleriniz, diskiniz yer. Bak. Şu anda el frenimiz de tutuyor ama bak direksiyonu bak şimdi. Aslında şu an var ya tam ayar yapmışız. Sağa basalım. Sola basalım yine tutuyor. Bu kadar olur ancak ya. Ama şu olayını çok beğenmedim ama alışırız büyük ihtimalle. Şey yok hiç. Boşluk yok. Tam ayağınızı koyduğunuzdan kilitler yani. Şöyle bir tur atalım. Hatta onu alttakini de kilitleyeyim ben. El frenini bir ayarlayayım şurada. Ne oldu lan?
traktör çekerdi ama. Çekere girmiş yanlışlıkla, korktum anasını satayım. Çekere girince dördü tutuyor ya. Tam tam iyi ama ne bileyim ya. Şimdi kontrol edeceğiz. En son büyük ihtimalle el freninde ikisi de tutmayacak. Sadece sağ taraf, burası da azıcık tutacak. Bir dakika. Şimdi bir daha tekrardan bu ayarları bir kontrol edelim. Bir dakika. Tamam, bunlar iyi. Bak şimdi. Burası tutuyor, orası tutmuyor. Fark ettiniz mi? Bak. Çok çekince tutuyor. Dur. Şimdi oraya kaldıracağız. Eğer kalkarsa. Böyle inip binerken vitese taktığınızı kesinlikle kontrol edin. El freninizi sıkarsanız zaten ayar yapamazsınız. Bilginiz olsun. Şimdi bu iş neden olmayacak? Şimdi hemen size anlatacağım. Şimdi burası kısa. Şu olay kısa. Şu olay kısa geliyor artık. Şuradaki cıvataları değiştireceğiz. Oraya kalın cıvata takarsak bir tık daha mesafemiz olacaktır. Hemen oraya bir kalın cıvata bulacağım. Orayı söküp sizi biraz bekleteceğim. Şimdi cıvatayı söktüm. Gideceğim bu cıvatadan bir tık kalın. Mesela 12-13 tutuyor. 13-14 ya da o tarz bir cıvata bulacağım. Geleceğim. Oraya takacağız yeri. Büyük ama küçük cıvata takılmış. Bir daha bir de deneyeceğiz bakalım. Şimdi öncelikle yine şu an bak. Komple bitti. Frenlerimizi zaten yukarı aldık. Şu kadar bir boşluğu var. Şu kadar yani. Çok bilim. El frenle burada direkt çat diye tutuyor. Buradan yukarı zaten çekemezsiniz. Şimdi onu göstereyim size. Ondan sonra yağ alacağım. Tabii videoyu kapatırız. Şu an zaten traktörü tutsa görüyorsunuz. Hemen kasar traktör ama geri geri gitmeye devam ediyor. Ve el frenimiz de böyle. İkisi de tutuyor. Olmaz ama bile. Her neyse gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmezseniz like atıp tutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bildirimleri açmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.